Değerli arkadaşlar selam. Daha önceden zıpkınla alakalı bir video yaptım. Bu videoya istinaden bu videoyu hazırlamak istedim. 25 yılın ardından bu koya geldim. Çok da mutluyum. Burada zıpkınla balıkçılık yapacak arkadaşlara biraz tavsiyelerim olacak. Kısa bir video olacak. Şimdi kameraya çeviriyorum arkadaşlar. Size nerede dalış yapacağınızı daha yakından göstermek istiyorum. Değerli dostlar, hemen kamerayı çevirmişken hemen şu karşıda parmağımın ucundaki koy demeyeyim de burun, lüfer burnu. Bu burun arkadaşlar ciddi bir şekilde lüferin döndüğü ve lüfer balığının çok fazla sirkülasyon olduğu yer. Zıpkıncı arkadaşların genelde en çok tavsiye ettiği yerlerden birincisi burası arkadaşlar. İkincisi şu gördüğünüz taş, roket taşı diyoruz biz bunu arkadaşlar. Onun arka kısmı vardır. Onun arka kısmı da o kadar sığ değildi. Orada bir taşlık vardı. Oraları da elleyebilirler. Ve de şu kısım arkadaşlar. Bu taşın şu kısmı şöyle şurayı şu şekilde de elleyebilirler. Ciddi bir şekilde de balık tutacaklarını düşünüyorum. Yazın ciddi anlamda şu koyu şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Komple burası bir mera arkadaşlar. Garipçe burnu kalesi, o kaleden lüfer burnu kalesi. Burasını komple yazın arkadaşlar. Tekne, balık ağı, lüfer, kofana, çinakop gibi balıkları tutuyorlar. Şimdi şurayı anlattım size. Hemen buradan akabinde geliyorum. Arkadaşlar şu sahili elliyorsunuz. Hemen şurada bir kayalık görüyorsunuz. Denizin ortasında. Bilmiyorum görüyor musunuz? O kayalığın etrafı ve o kayalığın sahil kısmı komple bir meradır. Sadece buradaki şeyi söylüyorum size arkadaşlar. Lodos'ta çok güzel bir havası var buranın. Ciddi anlamda Lodos'ta buranın çok güzel bir havası var. Yani biraz havaları kollayarak geleceksiniz. Çok güzel, yazın hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bakın arkadaşlar, yardı taş görüyor musunuz orada? Serpinti oldu. Ondan sonra o sahili takip ediyoruz. Komple bağlar altı zaten burası. Hemen bir ilerisi mezarlık yalı dediğimiz mezarlık olduğu için yukarıdan oradan aşağı iniyorsunuz. Hemen onun ilerisinde, daha ilerisinde, yaklaşık 300-400 metre ilerisinde, daha ilerisinde bir taş daha var. Orada Kore taşı dediğimiz bir taş. Emin olun ilk balık oraya gidiyor, sonra buraya dağılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ciddi anlamda burada yazın balık tutulduğu için bunu anlatmak istiyorum. Ve de gelen arkadaşlar burada, bazı arkadaşlarımız işi biliyor. Bilenler için söylemiyorum tabii bunları. Bilmeyenler için anlatmaya çalışıyorum. Bilmeyenler için uğraşıyorlar. Veyahut da gidiyorlar başka koylara. Emin olun arkadaşlar, fazla bir koya gitmenize gerek yok. Bu koy sizin hakikaten fazlasıyla işinizi göreceğinizi düşünüyorum. Hele İstanbul'da, Taksim bölgesinde, ne bileyim Beşiktaş bölgesinde oturuyorsanız ciddi anlamda bu koyların sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Ha, diyeceksiniz ki arabayı nereye bırakacağım? Şurada tepe var arkadaşlar. Şuradan çıkıyorsunuz. Hemen mezarlığın olduğu yer. Garipçe Köyü mezarlığı. Garipçe Köyü mezarlığından aşağıya patika var. Hemen bu koya iniyorsunuz. Şöyle kamerayı da çevireyim. Zaten videoyu çok uzatmak istemiyorum. Değerli dostlar, Garipçe Köyü kalesine geldikten sonra orada arabanızı bırakabilirsiniz. Oradan aşağıya patikalar var. Zaten orada geldiğiniz zaman bir dünya insanı göreceksiniz. Veya gördüğünüz herhangi biri de size bunu cevabını verir. Ha, kimse yoksa gelirsiniz köye, herhangi birine söylersiniz. O da size yardımcı olur. Değerli dostlar, ben yıllarca buralarda balıkçılık da yaptım. Kendi kayığım da vardı. Şöyle kamerayı şöyle çevireyim de güneş şey yapmasın, karanlık olmasın. Yıllarca balıkçılık yaptım. Ha, zıpkın balıkçılığıyla, zıpkınla uğraştım mı dersiniz, uğraşmadım. Ama emin olun hayallerimin hakikaten içinde olan zaten bu zamana kadar yapmış olduğum hayallerimi hepsini yaptım. Zaten içinde birkaç tane kaldı. Bu zamana kadar vakit ayıramadım ben zıpkına. Çünkü işlerden dolayı, emin olun bundan sonra zaten ayıracağımı düşünüyorum. Eğer gelecek olan arkadaşlar da olursa DM'den veyahut da
YouTube üzerinden mesajlara cevap veriyorum. Vermeye de çalışıyorum. Emin olun sizden beraber de dalışta yapmak isterim. Ve de bir video da çekmek isterim. Böyle videoyu bitirmek istiyorum değerli dostlar. Görüşmek umuduyla diyorum. İnşallah yakın zamanda daha güzel içeriklerle karşınızda olmayı düşünüyorum. Ve de olacak. Artık sahillere kadar indik. Ve de daha güzel videolarla içeriklerle karşınızda olmayı umuduyla diyorum. Hoşçakalın.